E, hocam e, şimdi bizim sayfadaki yazınızda e, hadis-i şerif naklediyorsunuz. Orada karşılaştığınız zaman birbirinize eğilmeyin, kucaklaşmayın buyuruyor diye. Şimdi eğilmiyoruz ama e, uzun süre görüşmediğimiz bir akrabamızla karşılaştığımızda ya da yakınımızla veya bir cenazeden teselli amaçlı sarılıyoruz. E, yanlış mı yapıyoruz hocam? Şimdi ben e, hocam şimdi de sakal bırakamıyorum. Yani ortam zaten ortam değil de. Fakat kazımı, kazımıyorum da. Ya Zaten elimde de sıkıntı oluyor ustra ile ee, makineyle kısaltıyorum haftada bir. Ya bunun farzı ya sünnet niyeti yapmıyorum. Ya bir daha sakalım oluyor. Yani kazanmak mı gerekiyor mutlaka? Hadis-i şerif ettiniz dedi. Türkiye gazetesi'ndeki o yazınızda ki biz de onu tam el hasan bir kitabından aldık zaten. Ee... Hadis-i şerifle men ediliyor bu? Efendim şimdi e, Saadet-i Ebediye'de tabi gazetenin oradaki sütunu belli bir e, yazıyı almaya yetiyor. E, ki bazen biz onları özetliyoruz. Geniş detaylı bilgi tam ilmen Saadet-i Ebediye'de mevcut. Arzu eden yani o kitabı e, temin edebilir. Temin etmek zor değil artık. E, hatta internetten girebilir. Hakikat kitabı oradan iner. Saadet-i Ebediye kitabını indirebilir. Efendim ben sesli olarak dinlemek istiyorum. Hay hay hakikat da var. Hatta TGRT e, stüdyolarında Enver abiler onları seslendirdilerdi. TGRT Efem'in e, internet sitesinde de var. Oradan da indirilebilir. Dinimislam.com'da da aynı şekilde. Hatta bizim adımız Osman var. Orada da aynı şekilde. Sesli var. İndirilebilir. Yani herkesi serbest indirsin, alsın, dinlesin. Enver abiler hizmet olarak onu ortaya koydular. Yani e, mahşer günü işte efendim benim gözüm görmüyordu ve hatta aynı şekilde benim öyle bir kitap okuyacak durumum yoktu. E, Gözlerim seçemiyordu, kitap okuyamıyordum. Al sana o zaman sesi olarak dinletiliyor. Hatta e, onları e, neydi e, şimdi CD diyorlar. önce MP3 müydü e, bir şey söylüyorlardı. Onlara da indirebilirsin, yükleyebilirsin değil mi? Evet. evet. Arabada da in da indirebilir. Ha, bilgisayarda indirebilirsin. Telefonla da indirebilir gerekirse. Ve e, ortada orada aynı şekilde dinleyebilirsin. Yani geniş geniş orada aynı şekilde bilgi verilmiş. Şimdi orada anlatılırken buyuruyor ki selamlaşma bahsi anlatılırken buyuruyor ki e, böyle e, biraz e, halk tabiriyle söyleyeyim zırt mıt ikide bir ee, bu odadan çıktım öbür odaya gittim ee, hemen karşıladık o Mustafa'cığım hoş geldin nasılsın falan filan iki dakika sonra gel aa Mustafa'cığım nasılsın şap şup, aynı şekilde falan elini göğsüne koymak ondan sonra eğilmek ee, bunlar ise adet değildir hadis-i şerifle de aynı şekilde men medet, edilmiştir medet, peki efendim yani dinleyicimizin ifade ettiği gibi e, yani uzun süre görmemişiz uzun süre görmediğimiz bir arkadaşımızı, bir yakınımızı kucaklayamayız mı? Kucaklayabiliriz. Onun herhangi bir söz konusu değil. O zaten ben edilmemiş. Bunu oyuncak haline getirmek. Hatta mesela müsafaha ediniz buyuruyor. Hadi şerifte. ...selamı yayınız, müsafaha ediniz... Ee, ...müsafahanın nasıl yapılacağı da... ...tamilme hasret de yazılı... ...şimdi bazı e, sporcular falan da yapıyor onu... ...bilerek mi yapıyor, bilmiyorum. ne ee, yapıyor bilmiyorum... ...sağ el, karşı tarafın sağ eliyle birleşiyor... ...ama baş parmaklar orada kenetleniyor... ...şu anda göstermek bizim mümkün değil... Ee, ...kenetleniyor, o başparmaklar ...birbirlerine kenetlendiği zaman... E, ...daha doğru şöyle söyleyeyim... ...şimdi batıdan gelen bir tokalaşma şekli var... ...o değil müsafaha, o değil... Evet. Evet. ...bizzat kenetlenecek böyle... E, sporcular yapıyor bazen bu şekilde böyle. Filmlerde falan da gösteriyorlar şimdi. E, o kenetlendiği zaman e, oradan aynı şekilde muhabbet yayılır. ve Hatta bir hadis-i şerifte de buyuruyor ki, e, iki Müslüman karşılaşıp müsafaha ettiği zaman onlar ellerini çekmeden günahlar dökülür. Ve halinde hadis-i şeriflerde, kitaplarda zikrediliyor. Selamlar, selamlar selam o şekilde. Bu kadar kıymetli olmasına rağmen, günahların dökülmesine rağmen e, bunu da devamlı surette belli zamanlarda belli zamanlarda e, veyahut da ikide bir zıt bıt zıt bıt yapmak o da uygun değildir buyuruluyor. O da uygun değildir. mesela diyelim ki her gün namaz kıldığınız diyelim ki iş yerinde bir mescit var. O mescitte her öğle namazını cemaatle kılıyorsunuz. Ondan sonra sıraya girip müsafa ediyorsunuz. Bir de olur buyuruyor. Bunu adet haline getirmek, getirmek bir de olur. Ama ara sıra yapmak Mesela diyelim ki bir iş sebebiyle iki günlüğüne bir yere sana görev verdiler, gittiler. Veyahut da üç günlüğüne veyahut da bir haftalığına. Geri döndün, geldin. O mescide gittin. Aa orada işte beraber cemaatte namaz kıldığını arkadaşlar gördün. Müsafaha edersin. Veyahut da aynı şekilde bir aylık bir yere aynı şekilde görevli gideceksin. ya da izinlisin. Giderken al derken müsafaha yapar, gidersin. Bunlar olur. Tam iman saati demeliydi. Bunlar da e, e, detaylı bir şekilde bilgi, ver, e, bilgi verilmiş. Yani işin aslusu aslı şu. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam daha doğrusu öncelikle Allahu Teala'nın Kur'an-ı şanda ve Peygamber Efendimiz'e vahy ederek bildirmiş olduğu e, ibadetler var. Farz olanlar var, vacip olanlar var. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam kalbine gelip e, bildirdiği, yaptığı ibadetler var. Bunlar müekked sünnet, gayri müekked sünnet, müstahap diye de edilmiş. kitaplarda e, kitaplara da yazılı. E, bunlarda değişiklik olmaz. Bunlar bildirildiği şekilde yapılır. Bunlar hafife alın, alınmaz, oyuncak haline getirilmez bunlarla dalga geçilmez. Mesela küfür bahsi, imanı gideren konular anlatılırken mesela şeyde e, Mızraklı İlmihal'de bu Hakket kitabın yayınladığı İslam Ahlak kitabının e, içindeki e, ikinci kitap Mızraklı İlmihal'de elfazı küfür bahsinde anlatılırken buyuruyor ki sünneti inkar da küfürdür. Bak yapmamak ayrı bir şey ama inkar küfürdür diye geçiyor. Dolayısıyla e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadetleri ve yapılan e, yani makbul olan ibadet içerisinde ister farz olsun ister vacip ister sünnet ister müstahap ister mendup olsun bunları benim gibi benden gördüğünüz gibi ve hesabından gördüğünüz gibi yapınız buyuruyor. Hesabını da zikrediyor. Ondan gördüğünüz gibi yapınız. Yani kendiniz bir şey ilave etmeyiniz diyeceksiniz efendim konuyu nereye getireceksiniz şimdi kitaplar ölçü olacak kitaplarda bildirdiği şekilde yapacağız yoksa canım bunun ne mahsuru var İşte ben işte sevgimi muhabbetimi belletmek için kucaklaşıyorum ben sevgimi belletmek günahım dökülsün diye müsafaha ediyorum yani bunu zıp bıt işte beş dakikada bir yapıyorum bunun ne mahsuru var mahsurlu çünkü bunu bildiren böyle bildirmedi peki e, şey e, ibadet nedir Mesela İmam-ı Rabbani Kutu sözleri de sık sık hani bugünkü tabirle söyleyeyim vurgu yapıyor. Saadeti ebediyette de var. Sık sık tekrar etmiş Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. İbadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Ya ibadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Efendim emredilmiş ama ben istediğim gibi yaparım. Aa, -a. Yani davul başkasının boynunda sen istediğin gibi çalacaksın. Hmm. E o zaman e, karşı taraf da sana istediği muameleyi yapar. Emredileni emredildiği gibi yapmak. Onun için selamlaşmayı da, kucaklaşmayı da, müsafahayı da tam İlmihal i ebediye kitabında bildirildiği şekilde yapmalıdır. Efendim işte Hüseyin Hilmi Efendi'ye mi uyacağız? Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullah teala ait ki Zaten ön sözünde yazmışlar mı Talebelerine de söylemişler. Hatta bir gün talebeleriyle böyle sohbet derken kendileri de kitapları okutuyorlar. Hatta bir talebesi gelmiş, kitap okuyor musunuz? Çok hassastılar o konuda. Hemen sorarlardı. Okuyorum efendim, demiş. hangi kitap okuyorsun? İslam alakı. Kaç defa okudur? Bir defa bitirdim efendim. Mübarek. Maşallah kardeşim buymuşlar. Siz bir defada hemen halletmişsiniz. Biz 20 defadır okuyoruz hala daha anlayamadık. Yani zımnen diyorlar ki o bir defayla olmaz. 20 defa, 40 defa, 50 defa, yüz defa tekrar tekrar okuyacaksın. Yani hücrelerine varıncaya kadar onlar girecek, yerleşecek. Hani, bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Ben babaannemler kuşaklarında gördüm bunu. Nasıl olduğunu. Nasıl olduğunu. Mesela onlar böyle anlattılar da o kuşaktakiler babaannemi. Allah Teala görür. Nasıl görür? Görür oğlum, görür. Allah Teala, zifiri karanlıkta siyah, simsiyah kara taşın üzerinde yürüyen karıncayı görür. Yani kara ben karıncayı oraya, görür. Kara karıncayı görür. Nasıl görür? Görür. Ya, o görür demeleri, görür demeleri öyle ya acaba alım falan yok ha? Kesin net. Peki evet. nasıl olmuş? O anlatılanları öyle dinlemişler ki hücrelerine işlemiş? Hücreler ne işlemiş? Mesela ibadet yapıyorsun oğlum bu böyle yapılır. Yeşil. Yok böyle yapılır. Bitti. Onun üzerinde yorum, şey yok. Şimdi efendim haram. Niye haram? Ölnük önüne Allah-u Teala sana soracaktı. Haram mı edeyim, helal mi edeyim? Nasıl edeyim? Sen nasıl arzu edersin? Sana göre bir emir mi vereyim? Öyle mi olur da ya? Haramsa haram denir. Efendim hikmetini öğrenemez miyiz? Ha, hikmetini öğrenmek değil ama hikmetini öğrenir de. Aa şu faydası varmış. Ben de bunu yapayım. Allah için yapmıyorsun. İyi bilesin bunu. Ne için yapıyorsun? Mesela diyelim ki oruç zayıflatıyor. Aa ben de oruç tutayım zayıflarım. Sen zayıflamak için oruç tutuyorsun. Allah-u Teala yarın mahşer günü kusura bakma. Ha o aç kalmanın mükafatını görürsün. Vücudun dinlenir, iç organların dinlenir. Onun faydasını dünyada görürsün. Zayıflarsın. E, diyecekler ki dünyada sen bunun karşılığını gördün. Ahirette ne istersin? Peki ne olacak? Efendim işte abdestin şu kadar faydası var. Bustun bu kadar faydası var. Orucun böyle faydası var. Namazın şunlar şunlar faydası var. Bunlar kitaplarda yazılı. Şeyde, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitapların bazı yerlerinde bunların hikmetlerini, sebeplerini <laughs> yazmışlar, bildirmişler. E, bunları bilmenin, bunları öğrenmenin mahsuru yok. Ancak efendim namaz kılınca işte ben diz ağrılarından kurtulurum. Yok o işte beyinme e, kan gider, kan, e, oksijen gider. Dolayısıyla beyin felci geçirmekten kurtulurum. Bu niyetle yaparsan evet kurtulabilirsin. Dünyada bunun karşılığını görürsün ama ahirete faydasını görmesin. Ben namazı Rabbim emretti diye kılarım, Rabbim emretti diye gusül abdesti alırım, Rabbim emretti diye abdest alırım, Rabbim emretti diye oruçlarım, Rabbim yasak etti diye yalan söylemem, zina etmem, içki içmem, kura, kumar oynamam, gıybet etmem, yalan söylemem, nemmamlık yapmam, laf taşımam. Rabbim böyle yasak, emret, böyle yasak etti. Ne varmış canım işte bir bir yeşil e, işte neydi? E, pembe yalan söyleyemez mi falan. E sen pembesini, kırmızısını dola dola yalan söyle. Yalan söyle. Ve kitaplarda yazıyor. Müslüman yalan söylemez. Müslüman yalan söylemez. E, yalan söylüyorsan demek ki bir yerinde arkadaş kaçak kaçak var. Elektrik kaçağı var. Sakatlık var. Otur tövbe et, allah Allahu Teala'ya dön. Efendim gelmiş yani Osman Ünlü'ye efendim ben şöyle mübareğim ben. Ya Osman Ünlü senin mübarek olduğunu kabul etsene yazar, etmesene yazar. Osman de senin gibi mahluk bir zavallı bir varlıktır. Her bakımdan Allah-u Teala muhtaç bir varlıktır. Paçayı kurtaracak mı kurtaramayacak mı onun derdindedir. Ee, Osman Ünlü sana hüsnü zanneder. Aa çok mübarekmiş ya falan evliyaymış falan bana da dua et demiştir. Ee, Osman Ünlü bile benden dua istedi. Ee, diye satarsın da sat bunu bana bir zarar olmaz ama ben seni kurtaramam. <laughs> Sen de beni kurtaramazsın. <laughs> seni de beni de hepimizi Rabbim kurtaracak. Onun merhameti, onun ihsanı, onun lütfu. Öyleyse yaptığımız bütün ibadetleri haramlardan sakınıyorsak bu sakınmalarımızı Rabbimizin rızasına uygun yapacağız falan şöyle diyor. Peşmakam böyle diyor. Beni ilgilendirmez. Mesela yeni tesettüre giren e, kızlarda, hanımlarda falan bir tereddüt olur falan. Acaba ne diyecekler? Ne derlerse desinler ya. Ne derlerse desinler. Ya mesela bir genç e, işte e, öğrendi şey yaptı namaz kılacak. Acaba arkadaşlarım bana ne diyecek? Aa sofu olmuş bu tarikatçı olmuş bu uçuyor. Uçuyor uçuyor falan oğlum bu yaşta falan sen ne yapıyorsun ya? Daha çok ömrüm var namaz kılarsın falan filan. Diyenleri çok olacak dalga geçen olacak alay eden olacak. Bunların hiçbir sana önce aldırmayacaksın. Şeyde e, konu konu açıyor da. Mus'ab bin Umeyr var radiyallahu teala. Uğut da şehit oldu bu mübarek zat. Eshab-ı kiramdan. E, genç, e, dinamik, çok da yakışıklı. Bir evin biri, biri, biri oğlu. Arap dili ve edebiyatında böyle zirve yapan şahıslardan birisidir. Yani Arap dili ve edebiyatına çok hakim. E, anne babası üzerinde titriyor. Ne diyorlar ona? Nazinde yetiştirilmiş bir eli yağda bir eli balda. Sıkı sıkı bunu tembih ediyorlar. Diyorlar ki Muhammedül Emin'in aleyhissalatü vesselam peygamber efendimiz 3 kişi 5 kişi gördüğü zaman gider orada Kur'an-ı Kerim et, tebliğ ederdi falan. Sakın onun yanına gitme. Çünkü diyorlar o haşa sihirbazdır tesir altına alır. Bu bir, iki, üç, 5 bir gün diyor ki kendi kendine e, ya diyor ben e, Arap, dili, Arap dilini çok iyi biliyorum. Arapçayı çok iyi biliyorum. Yani onun erebisinde, ondosala, e, hatta gramerinde, şi gramerinde şiirini de, nesrini de hepsini biliyorum. Ya e bana ne tesir edecek? Gideyim dinleyeyim. Gidiyor dinliyor. Tabi Arapçaya hakim olduğu için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam e, işte yeni nazil olan bir surenin ayet kelimelerini okuyor. Bu dehşetle böyle gözleri fal taşı gibi açılıyor. Çünkü insana sözüne öyle bir söz duymamış. Yani insanın ulaşabileceği insan fasih, beli ifadeleri çok çok üstünde. Hemen cezvesine kapılıyor. İmanla şerefleniyor. Ondan sonra da anne babası bunu hapsettiler. Hatta annesi dedi ki ki o zaman müşrikler de öyle sözünde dururmuş ha. Şimdi Müslüman sözünde durmuyor ayrı bir mesele. Ee, müşrikler bile sözünde dururmuş. Kadın bir gün geliyor ki bak oğlum eğer diyor Müslümanlıktan vazgeçmezsen Müslümanlıktan vazgeçmezsen e, iyi bilesin diyor. Yemeyeceğim, içmeyeceğim. Mustafa Bey böyle söz verdiği zaman... Kendimi sözü öldüreceğim yani. diyor yani. Ben öldüreceğim. Bir gün öyle, iki gün öyle. Mustafa bin Umayyir radıyallahu aleyhi geç annesinin karşısına. Bak anne diyor. Senin bin tane canın olsa, her gün birini versen, bilesin ki ben bu imandan, Müslümandan vazgeçmeyeceğim. Hapsettiler. Çok eziyetler ettiler ama sonunda kurtuldu ve Medine-i Münevvere hicreti orada şey yapıldı. Ve Uhud Harbi'nde, Uhud Harbi'nde bu saat şehit oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun işte cesedinin başına geldi ağladı. Çünkü toz toprak içerisinde şey yapılmış, böyle şey yapılmış Mus'ab bin Umeyr radıyallahu an. Şimdi çok nazende yetiştirilmiş bir eli yağda bir eli balda ama yani bütün baskılara, bütün eziyetlere, bütün eziyetlere rağmen geçmedi. Bir tane bir şey anlattılar da... Adam birisi yeni Müslüman olmuş Usta Evet hocam. Yurt dışında yeni Müslüman olmuş. İlk de, e, Müslüman olur olmaz da bir ya, gayrimüslim. Kurban denk gelmiş. E, kurbanda kesmesi bakmış, hesap etmiş öğrendiğine göre kurban kesmesi vacip. İri birisi. Nasıl kesilecek kitaptan okumuş. ha. <laughs> Neyse hazırlamış. Bir de önlük eline de bir pala bıçak almış. Ondan sonra şey yapacak ama becerememiş. Hayvanın bir tarafını kesmiş, kan şey yapmış, üstü başı kan, man, bıçak da kan. Beceremiyor. Ondan sonra bakmış ileride mescit var, cami var. Gideyim demiş burada demiş Müslümanlardan birisini çağırayım da o bana yardım etsin. Elinde bıçak, üstü başı kan vaziyeti camiye giriyor. <laughs> İçinizde diyor Müslüman var mı? <laughs> Adam elinde bıçağı görünce <laughs> imam bile diyor ki ya 3-5 vakit namaz kılmayla diyor Müslüman mı olurmuş diye. <laughs> Hepsi kaçıyor. <laughs> Adam kurbanını kestirecek Müslüman arıyor. <gülüyor> Adam <gülüyor> imam bile diyor ki ya birkaç vakit diyor namaz kıldırmakla diyor Müslüman mı olurmuş? <laughs> korkuda. Mus korkuda. Musab bin Umeyr radıyallahu teala an hazretten ortaya koyduğu ondan sonra e, Ammar bin Yasir radıyallahu an teala anne ve babasının ortaya koyduğu iman mücadele ki yani bir ayağını bir deveye bir ayağını bir deveye ters yere çektirerek ikiye ayırdılar anne babasını. Evet. Ammar bin Yasir radıyallahu anh hazretlerini. Bilal-ı Habeşi radıyallahu an hazretlerinin sırtında e, şeyde kızarmış demirleri bastılar. Ama e, Allah bir demekten geri durmadılar. Ve Peygamber Efendimiz bir gün ona eziyet ederken gördüğü o da Allah bir diyordu. Merak etme allah Teala seni kurtarır dedi ve kurtardı. Sonra da Bilal-ı Habeşi radıyallahu teala Peygamber Efendimiz'in müezzini oldu. Mübarek işte o eziyetler neticesinde şın harfini telaffuz edememiş, edemezmiş. Eşhedü diyemezmiş. Eşhedü dermiş. Sinle söylermiş. Cebrail Aleyhisselam geldi. Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki Allahü Teala Bilal'in sinlerini şın kabul ediyor. Ya. Nereden nereye? Nereden nereye? Allah-u Teala makbul bir kulu oldu. Öyle sebat edersen, e şimdi mesela adama para versen namaz kılma diye kılmaz. Şunu yapsan, yahut da aynı şekilde ticaret yapacaktır. E, ee, öğle namaz vakti geçmektedir. Ya işte e, bunu halledersek ise 10 bin lira kazanacaksın. Adam kaza ederiz değil verir. Bu iman değil ki. Bu iman değil. allah Teala muhafaza buyursun. Ee, bunun için de Hani dinleyicimiz şey dedi sünnete uygun e, e, eğilmek, kucaklaşmak oradan çıktı ve bir de sünnete uygun dedi ben dedi sakal e, bırakamıyorum işte birazcık şey yapıyorum falan. Efendim o kadar da bırakmasın. Çünkü görenler onu sakal zanneder. E, kendisi o niyette olmasa bile başkalarına kötü örnek olur. Onun için dibinden kessin. Çünkü İbn Abidin'de geçiyor bu. Ee, böyle fitne zamanı, ondan sonra Allah-u dinine hizmet etme ve benzeri durumlarda buna izin verilmiştir. Ama hiçbir mesela Osmanlı döneminde hiçbir sebep yok ki e, sünnete uygun sakalı kazımak haramdır, günahdır. O ayrı bir mesele. Bunu da ayıramıyor. Şimdiki ahmaklar var. İşte kendisine böyle bırakıyor. O ahmaklardan bazıları böyle üç numara bırakıyor. Ve ne diyorlar biliyor musun? Bu üç numara bırakmak farz. E, bir tutam uzatmak sünnet. Ona da hüküm bulmuşlar. ve yani toprağın altına gideceksiniz. Bunları aynı şekilde nasıl hesap vereceksiniz onu da bilemem allah Teala hidayet nasip etsin ve insaf versin.